Dört Köşe Futboldan herkese merhaba, ee, iyi seyirler diliyoruz, Yiğit, Başar'la e, birlikteyiz her zaman olduğu gibi ve tabii ki değişmez konuğumuz, ara ara ziyaretçimiz, futbol aklımız, e, danışmanımız, <laughs> Dört Köşe futbolluk danışmanımız Sayın e, Fikri Mehmet Başar'la da birlikteyiz, Galatasaray Kongre üyesi, Mehmet abi siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Volkan'cığım, Yiğit iyi yayınlar. Sağ olun ee, şimdi, şimdi bu yayını izleyenler e, tabii Kayseri maçı bitmiş olacak. Biz aslında Kayseri maçını değerlendirmekle e, bu yayına başlayacağız. Galatasaray iki hafta puan kaybetti. Toplamda 5 puan kaybetti. Önemli rakibi Beşiktaş'ın e, iki puan gerisinde ve bir maçta hatta e, Beşiktaş'ın eksiği var. E, tüm kamuoyu Beşiktaş'ın o maçı kazanacağını düşünüyor. Geleceğiz oralara da tabii ki. Ama Kayseri maçıyla deplasmanda aldığı 3 gollü 3 puanla Galatasaray Falcao'nun güzel oyunuyla özellikle e, haftalar sonra bambaşka bir taktikle çift forvet, 4-1-3-2 diyebileceğimiz saha içerisinde zaman zaman değişen dizilişiyle bambaşka bir Galatasaray izledik. İyi miydi, kötü müydü? Bunları size soracağım tabii ki. Ama ne olursa olsun bazen sonuç önemlidir. 2 haftalık kötü gidişe dur dedi Galatasaray. 3 puanla önemli bir e, galibiyet elde etti. Deplasmanda 5 haftadır Kayseri kaybetmiyordu ve şimdi evinde Rize'yi ağırlayacak. Sonra da bir milli takım arası var. Rakibi Beşiktaş'ın hafta içi kupa maçı var. Hafta sonu Rize maçından sonra önemli bir derbi var. Bunların hepsini teker teker soracağım ya da ben sormasam bile zaten siz değineceksiniz. Galatasaray'ın galibiyeti de Evet, Galatasaray'ın galibiyetiyle ve oyunuyla başlayalım istiyorum. Kim söz almak ister? Hızlı bir giriş yaptım hemen. İsterseniz ben başlayayım. Ee, bu hafta çünkü kritik bir hafta yaşandı camiamızla ilgili olarak. Ee, bugün ben bütün Galatasaray'la ilgili platformlarda şu yorumu yaptım. Ee, ölüm kalın maçına çıkıyor dedim Galatasaray. Tabii ölüm kalın mecazi anlam futbolda ölüm diye bir şey yok. Evet. Ama gerçekten bir sezonluk ligin dönüm maçlarından bir tanesiydi. Ee, çünkü evet kaybedilmiş 5 puan vardı son 2 maçta. Hafta içi Belhanda'nın Galatasaray'dan sürpriz vedası. Fatih Hoca'nın bu vedaya karşı çıkışı bugün maçtan önce ve maçtan sonra ta, e, kullandığı tabir ve anlatış şekli uçağın türbülansa girdiği anda ilk insanların yolcuların e, hostes arkadaşlara ve e, kokpitteki anonsu dinlediği söylemi e, ben de orada dik durmak zorundaydım demesi aslında Fatih Terim'in Belhanda'nın gidişine karşı olduğunun göstergesi. Fatih Terim Belhanda'yı 4 yıldır çok e, fazla kullanan e, oyun aklını beğenen bir hoca e, Belhanda'yı bugün Galatasaray'dan çok fazla eleştirmesine rağmen Belhanda gerçekten katkı yaptı 3 yılda 2 şampiyonluk gördü Bir Başakşehir şampiyonluğu Yani ne bir Fenerbahçe şampiyonluğu gördü ne bir Beşiktaş e, İlk 2 yılında Sokyan Fegülü ile birlikte üst üste 2 yıl şampiyon olduk Belhanda ve Fegülü'nün katkıları bu şampiyonlukta çok fazlaydı ve gerçekten bu tarz e, olaylar şok etkisi yaratır camialarda. E, diğer rakip e, takımlarda bu daha büyük yıkıma sebep olur. E, ben yıllardır şunu tecrübe ettim, bugün de herkese söyledim. E, ortada bir ölüm kalım maçı varsa ve hafta içinde bu kadar sansasyonel olaylar olmuşsa Galatasaray bu maçı rahat kazanır. Çünkü Galatasaray geri dönmeyi seven bir camia, kavgayı seven bir camia başkanını kovup şampiyon olan, hocasını kovup şampiyon olan, bir yılda üç başkan değiştirip şampiyon olan, son altı haftaya hocasız girip Cevat Güler hocamızla şampiyon olan, saymakla bitmez, Mancini, Prandelli'den sonra Hamza Hamzoğlu'nu getirip beş kupayı alan, yani o gün beş kupa dediğimiz var olan bütün kupaları ilk federasyon süper kupası alan bir cami Galatasaray. Ee, rakipler de zaten Galatasaray'dan bundan korkuyorlar. Fatih Terim burada çok önemli bir noktaya hemen basın toplantısında birkaç dakika önce canlı yayın yapamıyoruz. İzleyicilerimiz evet. şunu sanmasınlar her şeyi takip edip giriyoruz. Hocamızın canlı yayın basın toplantısı birkaç dakika önce bitti. Onu da dinledik. Orada da şu ifadeyi kullandı. Ligde son 10 haftaya girildiği zaman Galatasaray e, buna en iyi refleks veren kulüp. Yani e, siz şampiyon olmak istiyorsanız zaten bakın Galatasaray'ın ligi şampiyon bitirmediği yıllara erken kopmuşlar vardır. Galatasaray'ın evet. kafasını son 10 haftadan önce kesmeniz gerekir ki son 10 haftaya Galatasaray kafada girerse kim olursa olsun ezer geçer. Çünkü bunu alışık bakın taraftarı bile şampiyonluğa oynamaya alışık bir kültürdür Galatasaray. 5 puan kaybedip Kayseri gibi zor bir deplasmanda son 5 maçında 3 galibiyet 2 beraberlik almış bir takımı zor gol yiyen bir takımı 3-0 gibi net bir skorla kurunun doğru zamanda oyuna alınmasıyla farka giden bir oyun oldu ben Galatasaray'ı tebrik ediyorum Fatih Hoca'yı geri dönüş için tebrik ediyorum Fatih Hoca'mı son 2 kadro seçimlerinden ötürü Ankara Gücü ve Sivas maçında hakem hatalarını bir tarafa koyuyorum Ankara Gücü maçında Hakemle ilgili programımızı ayrıca yapacağız. Burada hakem evet. detayına girmiyorum. Futbolun içinde kalmaya gayret ediyorum. Ama Ankara gücü maçında bir hakem katliamı yaşandı. Sivas maçında da futbolda topun canı vardır. İstemezse girmez denilen şeyi yaşadık. Ee, bir, bir pozisyon diyemeyeceğimiz pozisyonda maçı iki gol yedik. Ee, ve berabere bitirdik. Son dakikada dört pozisyon kaçırdık. Bir pozisyon içinde dört pozisyon. O yüzden bugün Kayseri maçı geri dönüş olarak çok önemliydi. Volkan'cığım ben sözü iyi de bırakayım. Sonra taktik, teknik o tarafa geçeriz. <laughs> tamam. Ee, ben de aslında tam oradan sözü almak istiyordum. Şimdi e, burada çok enteresan bir şey oldu. E, i̇lk defa çift santraforla çıktı e, Galatasaray sahaya. Bu hep e, şeylerin merak ettiği bir şeydi. Hem basının hem taraftarların. Hani Mustafa Muhammed geldi böyle gibi salladı... O yokken Falcao da çok iyi oynadı. Ee, i̇ki tane gol attı. Bir tanesi çok spektaküler bir gol. Falcao golü ee, Sivas maçında. Ee, acaba Falcao kesik yer mi? Ya da Mustafa ilk 11'e döner mi? diye merak ediliyordu. Ee, Fatih Terim ikisini de ilk 11'e aldı. Şimdi burada <laughs> iki şekilde bakabiliriz. Ee, abimin de anlattığı gibi bir durum vardı ortada. Hem 5 e, puan kaybedilmişti sağda kötü bir oyun vardı hem de hafta içi Belhanda'nın gitmesi gibi böyle bir takım duygusal karışık süreçler de yaşanmıştı ee, böyle bakıldığı zaman bu maçın önemi daha da artmıştı ee, burada kaybedilecek bir puan Galatasaray'ın dikten kopması anlamına gelebilirdi bence ben zaten şahsen e, Sivas'tan sonra işlerin çok zorlaştığını düşünüyorum e, ama burada artık Galatasaray bu işi bitirebilirdi yani Şampiyonluk şansını gömebilirdi, ee, ama böyle ama olmadı. Yokuydu, bilirdi, evet, Evet böyle olmadı. Ama bu iyi oyundan mı oldu yoksa Falcao'nun kalitesi e, veya diğer bazı futbolcularımızın kaliteli e, yeteneklerinden mi kaynaklandı yoksa iyi bir takım oyunu mu oynandı? Çok emin değilim. E, şimdi biz hep bunu söylüyorum, biz hep takımımızı Galatasaray standartlarına göre eleştiriyoruz. Yani bugün Galatasaray'ın oynadığı oyun bana göre yine Fenerbahçe'nin e, sene içerisinde oynadığı pek çok maçtan daha iyiydi. Ama ben Galatasaray standardında bu sene Galatasaray'ın bize bazı maçlarda gösterdiği standartlara bakınca bu oyunu da çok beğenmedim. Özellikle e, Falcao gibi... Mustafa Muhammed gibi bence şu anda ligin en iyi belki bir Abu Bakar'ı katarım bunların yanına. Hani 3-4 santraforundan ikisiyle ilk 11'de çıkıyorsunuz ve ilk yarıda Falcao'nun attığı gole kadar e, bunlara pek top getiremedik biz. Ne Falcao'ya evet. ne de Mustafa Muhammed'e. E, dolayısıyla ben takımın bu yeni sisteme uyumunu biraz vakit alacağını düşünüyorum. Kafamda da şöyle bir soru işareti var. Acaba bu çift santrafor modeli devam edecek mi? Çünkü Fatih Terim'in hep söylerim bir Onyekuru aşkı vardır. Onyekuru'yu kolay kolay kesmek istemez. Ama bu çift forvetli e, çift santraforlu modelde de Onyekuru'nun oynaması çok zor. E, bir de size bir soru soracağım. İkinize de sormuş olayım. E, özellikle Onyekuru girdikten sonra yani tek santrafora dönüldükten sonra sanki takım daha akışkan, daha güzel bir futbol oynadı. Bu sizce Kayseri'nin açılmasından mı kaynaklandı biraz? Artık maçın sonları geldiği için yoksa Galatasaray alıştığı oyuna dönünce oyun ezberleri ortaya çıktı orada daha mı iyi oynadı? Açıkçası ben ilk sözü ben alayım Mehmet Bey biraz daha uzun değerlendirir ben şöyle düşünüyorum Galatasaray 1-0 öndeydi ve Kayseri'nin artık dakikalar ilerledikçe kesinlikle puan alması için minimum bir gole ihtiyacı vardı. Biz devre arasında seninle de konuştuk. Ben Kayseri'nin oyununu hemen bozacağını düşünmüyordum. Sen de öyle düşünüyordun benimle aynı fikirdeydin uzunca bir sürede öyle gitti. Uzundan kastım aslında 65'te falan biz oyuncu değiştirdik. Enteresandır genelde 70'te yapardık bunu hoca bu sefer doğru gördü diyebiliriz belki zamanında. Şimdi burada bir sıfır önde olmamız ve Kayseri'nin artık daha fazla oyuncuyla gol arayışı ve daha fazla savunma hattını ön plana çıkarması öne çıkarması bunda etkili oldu. Çünkü Onyekuru geldiğinden beri bir ilk geldiği maçta, bir de sanırım bu maçta gerçekten bir kanat oyuncusu görevi üstlenebildi kontra atak oyuncusu görevi üstlenebildi. Onun dışında hep kapalı savunmalara, savunmalara karşı kanat oyuncusundan ziyade daha fazla e, ikinci forvet gibi tek forvetin yanında sürpriz golcü gibi bir görev alıyordu. E, daha dar alanda kalıyordu. Daha karşısında 2-3 oyuncuyla ya da kademeli oyuncularla boğuşmak zorunda kalıyordu. Burada bu boşluğu buldu. E, tabii Kerem de çok e, yetenekli ve etkili bir oyuncu Mehmet Bey ona da değinecektir. Ee, bence bunun etkisi oldu. Galatasarayın oyun ezberi değil, oyunun bunu getirmesi etkili oldu diye düşünüyorum. Ee, Volkancım, e, her ikinizin yorumlarına da katılıyorum. Ee, Yiğit bir yere kadar getirdiği yorumları orada durdu. Ben onun durduğu yerden devam edeyim. Futbol rakiple oynanır. Hep bunu söylüyoruz. Beşiktaşlı arkadaşlarımız buradan selam olsun. İyi Beşiktaşlıdır Tuluhan arkadaşımız Tuluhan Karakuş dedi ki lig başında bu sene Beşiktaş asla şampiyon olamaz. Ligi 5'te bitirmesi zor. Ben de dedim ki yok Tülahan'cığım Beşiktaş şampiyonluğa oynar. Ya nasıl oynar? E, futbol rakiple oynanır. Fenerbahçe 35 transfer de yapsa e, biz Galatasaraylar takımımızdan niye memnun olmadığımızın anahtarı da bu. E, arkadaşlar takımların kaliteleri Türkiye'deki futbolun seviyesi çok düşük. Şimdi bugün Yiğit sürdürülebilir mi diyor çift forvet. Sürdürmenize gerek yok. Bugün çift forvet çıkın. Haftaya fegülüyle ile çıkın. Onyekuru ile çıkın. Bir sonraki deplasman gene çift forvet çıkın. Buradaki maksat şu ezber bozmamız lazım. Çünkü rakipler ne yapıyorlar? Otobüsü çekiyorlar. Ankara gücü, Sivas, Kayseri. Diyorlar ki Galatasaray'ın defansında zaten sakar adamlar var. Marka abi top kaptırır. Luyendam'a bir top kaptırır. Bugün de oldu. Ee, sadece kaç evet. forvetleri cezalandıramadı. Mustera formdaydı. Ee, ne yaptı Sivas maçında? Lines asist yaptı. Şimdi buradaki temel hikaye. Evet. E, Türkiye'de futbol çok kalitesi çok düşük. Beşiktaş ve Sergen Yalçın'ı niye takdir ediyoruz? Şunun için takdir ediyoruz. Josef de Souza ile Atiba'yı oraya doğru oturttuğu için. Beşiktaş'ın farkı Josef Atiba. Ne yapıyorlar? hadlerini bilerek oynuyorlar. 0-0'ı oynuyorlar. Hep Beşiktaş golü ilk yarının son dakikalarında veya ikinci yarılarda buluyor. Bütün maçlarını 1-0, 2-1, 3 kim kazanıyor? Fark'a gittiği maçlar 85'ten sonra farka gidiyor. Yiğit'in sorusuna cevap vereyim. Kayseri yoruldu Yiğit. Biz top çevirdikçe Kayseri yoruldu. Onyekuru da fişi çekti. Onyekuru zaten bir geniş alan oyuncusu, deplasman oyuncusu. Hepimizin hafızalarında Jailson'un Onye bütün saha kovaladığı şey vardır. Ben e, bizim Galatasaraylar grubuna gene 64. 65. dakikaydı. Ya dedim tarif ettim. Bizde böyle hızlı bir oyuncu var. Onye kinayeli bir şekilde tarif ettim. Hoca dedim Onye soksun diye anlattım. İki dakika sonra 67'de Onye Kuru'yu soktu. Onye Kuru da iki gol attı. Bazı maçlar bazı oyuncuları çağırır. Bence Onyekuru'nun ilk 11'den kesilmesi bu Asman'da doğruydu. Çift santrafor doğruydu. Çünkü bugün siz Muhammed Mustafa cezadan döndü diye Falcao'yu keserseniz Sivas maçının yıldızını kesmiş oluyorsunuz. Sivas maçının yıldızını kesmeyeyim diye Muhammed Mustafa'yı oynatmazsanız size 5 maçta 6 gol veya 6 maçta 5 gol eden adamı kesmiş oluyorsunuz. Siz bu iki golcünüze de güveniyorsanız çift golcüyle sahaya çıkacaksınız. Bugün Türkiye Ligi'nin garanti oyunu şu. Fatih Terim bunu asla yapmıyor. Biz hep tek ön liberolu oynuyoruz. Çünkü futbolun bir temaşa sporu olduğuna ve gol ve oyuncuya olduğuna inanıyor Fatih Hoca. Ama rakipler öyle değil. Rakipler tekme, tokat. Bizim, bizim rakiplerimiz derken şampiyonluğu oynayan rakiplerimizi kastetmiyorum. Şampiyonluğu oynayan rakiplerimize de öyle oynuyorlar. Yani burada sadece Galatasaray değil. Ama Galatasaray'ın orta sahası zayıf olduğu zaman ben mesela Volkan'dan bir 11 bir rica edeyim. O onu hazırlasın. Etevo Taylan çift ön libero yapalım. Normal bugünkü savunma ve kale hattı aynı olsun. Ete, Etevo Taylan olsun ve çift santrafor olsun. Bakın çift Normal. ön libero Etevo Taylan ve Mustafa Muhammed ile Falka. Şimdi biz oraya kaç kişi yazacağız orta sahaya onu konuşalım. Evet. Biz bunu yaparsak bence Sofyan Feguli de mutlaka sahada olmalıdır. Mutlaka sahada olmalıdır. Burada bir deplasman formatı veya iç saha formatı olabilir. Biz Fenerbahçe niye deplasmanda çok başarılı onu konuşacağız. Daha sonra bugün şu anda Galatasaray-Kayseri maçını konuşuyoruz. Beşiktaş'ta niye bir 0-2-1-3-2 kazanıyor bunu konuşalım. Yani işgerek evet. takip ederseniz Fenerbahçe kapanan takımlara gol atamıyor çünkü golcüsü yok. Fenerbahçe topu rakibe verdiğinde kazanıyor. Yani 3-0 e kazandı. Konya maçında topla %67 Konya oynamış. Anlatabiliyor muyum? Yani bir format var. O yüzden Beşiktaş-Fenerbahçe maçının favorisi Fenerbahçe'dir. Beşiktaş değildir. Buradan bunu da söyleyeyim. Yani siz bizim takımımızı öyle değerlendirin. Bugün Kayseri maçında Fatih Hoca doğruyu yaptı. Zaten Fatih Hoca yumurta kapıya dayandığında doğruyu yapan dünyanın en iyi hocasıdır. Kriz çözer. Ama krize de o sokar. Hem krize sokar hem krizi çözer. Bunun için büyük hocadır. Diğer hocalar o krizde boğulurlar. Hemen hemen bir soru sorayım. Bu yayının aslında e, buradan şimdi bizi izleyenlere de söyleyelim. Bugün 3 hatta belki de 4 yayın yapacağız ama 3 garanti. Biri Kayseri e, deplasmanı ve Galatasaray'ın oyunuydu söylemiştim. Ardından Galatasaray'ın Rize maçı şampiyonluk şansı ve Belhanda'nın gidişinin takıma etkisini konuşacağız. ikinci videomuzda ve üçüncü videoda, videoda da hem rakiplerimizi hem de hakemleri konuşacağız. Ağırlıklı hakem olarak. Şimdi ben bir soruyla bitireyim. 16. 17. dakikaya geldik hatta. 20-22 dakikalarda yakalayabilirsek e, kapanışı süper olur. Hemen devam ediyorum. Şöyle. Hocanın bir süredir formsuz olduğunu konuşuyorduk biz. Hem kendi e, aramızda sizlerle olan e, WhatsApp gruplarında hem de aslında bir önceki yayında da bunu konuştuk Sivas maçında. Hocayı eleştirdik. Şimdi burada farklı bir oyunla çıktı e, hoca sahaya ve skoru aldı. Fakat skoru rahatlattığı ve Galatasaray'ın eğitimde sorusuyla bir tık daha iyi gözüktüğü an aslında Onyekuru ve Kerem'in girdiği Galatasaray'ın tekrar e, sezon başından beri alışık olduğumuz oyuna döndüğü ande. Rize maçı için e, hoca acaba ikinci kısma mı aldanır yoksa çift forvetle devam eder mi? Hocanın formunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hoca artık bu konsantrasyonu yakaladı ve bundan sonra... O krize sokma durumunu 10 kalan 10 maçta, 11 maçta yapmaz diyebilir miyiz? Şimdi Volkan, e, ben burada senin soruna, senin sorun uzun bir soru, önemli de bir soru. Senin soruna ek olarak da e, aslında abim cevap versin. Fakat e, bir de ben sana abimin söylediği kadroyu attım. Onu da paylaşırsan, e, onu hazırladım. Şimdi e, ben hemen e, burada. Buradan, tabii. Tek çek tek kelimeyle cevap vereceğim. Haftaya Rize maçına da bu kadro çıkacak. Yani ilk 11'deki kadro çıkacak Volkan. Sadece Emre evet. Akbaba ile Henry Onyekuru yer değiştirebilir. Onu söyleyeyim ama ben Emre Akbabalı ilk 11'in çıkacağını düşünüyorum. Fatih Terim'in şeyi budur. bakın 8 maç üst üste kazanırken takım son 2 maçta alarm verdi. Bu 2 maç hangi maçtı? Bir tanesi Alanya maçı. Hakem çok kötüydü o ayrı ama bir sıfırdan sonra bayağı bir teslim olduk. İkincisi de 2-0 kazandığımız Erzurum maçı. Burada Erzurum Galatasaray maçı, evet. maçın ikinci yarılarında alert verdi, alarm verdi. Ama Fatih Hoca kazanan takımı bozmadı. 8 maç üst üste kazanan takımı 9. maç ankara gücü da çıkardı ve kaybettik. Fatih evet. Hoca, bizim bildiğimiz Fatih Hoca bu 11'i Rize maçına da çıkarır ve bu 11 Rize'ye de fark atar arkadaşlar. Bakın bunu da söyleyeyim. Beklediğiniz daha... 11 bu değil mi Mehmet Bey? Özür dilerim lafınızı kestim. Sizin 11'inizi evet. paylaşıyoruz. Benim 11'im bu. Benim 11'im evet. Galatasaray'ın sahaya çıkması gereken 11. Türk futbolu için, Türk futbolunun kalitesizliğinde skor almaya yönelik. Yani şampiyonluğa gidiyoruz. Son 10 hafta ayağımızı yere basacağız. Dediğim 11 budur benim. Bu takım çok zor gol yer. Bakın çok zor gol yer mutlaka da bu iki kaliteyle bir tane sıkıştırır. Bunu Şimdi ben hemen ben hemen araya gireyim. Bu 11 biraz da şeye benziyor böyle bakınca. Arda'nın da oynadığı 4-2-4'lü Atletico Madrid'in 11'ine evet. benzettim ben. Evet. Bu evet. kadroya Arda yazılır mı? Eğer Feguli biraz formsuzsa ya da formsuz demeyelim de fizikken hazır değilse Arda olur mu acaba? Bakın olmaz. Ben Galatasaraylar hatırlar mı bir şey söyleyeceğim biz çabuk balık hafızalıyız. Orada da Falcao vardı o Madrid'de de. Evet. Yani Bizde iki yıl üst üste şampiyon olduğumuzda kilit oyuncu kimdi desem siz iki yorumcu da çok düşünürsünüz ama Yok. o kadronun o iki yılın şampiyon kadrosunun kilit oyuncusu bütün derbilerde kritik golleri atan oyuncumuz ön liberomuzdu. Fernando. Evet. Bakın o iki yıl bitti gitti Başakşehir şampiyon oldu. Etebo'nun yerine yazın Fernando'yu, o Fernando'yu. Bu takım yani Taylan ve Fernandolu düşünün bu takımı. Ben oraya bir ön libero olarak benim hayalimdeki ön libero Etebo değil tabii. Elimizdeki ön libero Etebo olduğu için bunu yazıyoruz. Ama bu kadro arkadaşlar Türkiye Ligi'nde skor alır. Son hafta takımı şampiyonluğa taşır. Tabii ki bunun alternatifleri var. Fatih Terim'in eli güçlü. Belhanda gitti diye Galatasaraylar üzülmesin. Çok sevdiğim benim de sevdiğim bir oyuncuydu ama gidenin arkasından ağlanmaz. Burası Galatasaray. Belhanda'nın gidişi de Kerem'e yaramıştır. Bugün Kerem Şimdi... artık daha fazla süre alacaktır Belhanda gittiği için. Evet bu Bence kadroyu o... e, bu kadroyu e, paylaşmayı durdurayım o zaman. Evet. Evet Yiğit, Bence pardon. biz bu parti bitirelim. Ona yaklaşalım. Evet. E, Galatasaray'daki bu orta sahayı biraz da Belhanda'yı ee, ikinci videoya bırakalım. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın lütfen. Ee, like etmeyi unutmayın videomuzu. Sizi seviyoruz. Bu videonun özetini de şöyle bitireyim. Ee, 22'de bitireceğim dedim. 30 saniye var. Ben konuşacağım. En son sen konuşamazsın. <gülüyor> <gülüyor> Galatasaray geri döndü. Hoca konsantre oldu. Takım her şeye hazır. Kimse merak etmesin. Biz bitmedi, bitti demeden bitmez. Bitmez. İyi. Görüşmek üzere.